Arkadaşlar herkese merhaba. Uzunca bir aradan sonra nihayet Baraklı Göleti ile yeniden kavuşabildik. Normalde her yıl gelirdik, uğrardık ama artık zamansızlık diyelim. Başka yerlere gittik vesaire derken çok da fazla uğrayamadık. Bir 4 yıl kadar olmuş. 4 yıl sonra yeniden Baraklı Göleti ile kavuşmak güzel bir duygu. Güzel bir duygu diyorum çünkü genel olarak beğendim. Şimdi göl etrafında da tur atacağız gerçi ama ilk izlenim olarak şunu söyleyebilirim. Temizlik anlamında öncekine göre çok daha iyi. Bazı şeyleri geliştirmişler. Tabii ki giriş ücreti var. Araç başı 100 lira ödüyorsunuz. Çadır başı 150 lira. Karavanınızla geldiyseniz eğer de karavan ücreti de 200 lira ödüyorsunuz. Hatta yani karavanı gölet etrafında döndürebilirsiniz. Civar yollar gayet güzel. Ama daha çok şu arka tarafa baktığımız zaman oraları karavan için uygun. Öyle söyleyeyim size. Çadırınız varsa da herhangi bir yerde çadırınızı kurabiliyorsunuz. O konuda herhangi bir sıkıntı yaşanmıyor. Karavancılar biraz daha arka tarafta rahat bir gün veya rahat bir hafta sonu geçirebilirler. Onun dışında havası gayet güzel. Bulunduğunuz yerde sıcaklık ne olursa olsun mutlaka tedarikli gelmenizde fayda var arkadaşlar. Çünkü burada soğuyor, hava serinliyor. Bugün mesela Bursa cayır cayır yanarken biz geldik. Ama gayet güzel esiyor ve bildiğiniz zaman zaman güneşe çıkmak istiyorsunuz yani. O yüzden tedarikli gelmenize de fayda var arkadaşlar. Şimdi şöyle bir göl etrafında turlayalım. Biz de özlemişiz. Bakalım Baraklı Göleti'nde ne gibi gelişmeler olmuş, hep beraber bakalım. Bölümü özellikle çekiyorum arkadaşlar. Eskiden buradan geçişte biraz problem yaşardık. Hatta bulaşık falan yıkardık burada. Çünkü bir çok küçük bir dere akardı gölete. Ama artık o dereyi göremiyorum. Muhtemelen kurudu. Ya da hani alttan böyle bir bu yolu yaparken bozmuş olabilirler mi? Onu da bilmiyorum. Buradan böyle şeye giden, göle giden su da yok piyasada. Tam şuradaydı hatta. Evet şurası. Bir dakika. Burası evet kapatmışlar. Ya kapatmasaydınız daha iyiydi bence. Evet böyle yapmışlar. Bu tam şu şekilde buradan geçiyordu. Üzerine atlamamız gerekiyordu. Buz gibi suyu vardı ama muhtemelen hala aynıdır. İyi en azından kurumadığını görmek de sevindirici. Baraklı Göleti'nde pek çok yenilik görüyoruz esasında. Pek çok düzenleme görüyoruz daha doğrusu. Bunlardan bir tanesi, şimdi ben de merak ettim neresi olduğunu. Selfie noktası diye işaret etmişler. Şuradan şöyle bir gideceğiz bakalım. Selfie noktasına doğru. Orada nasıl bir şey var çok merak ediyorum ben de. Yani selfie noktası. Tamam çok güzel. Az önce birkaç fotoğraf çektim ben. Şeyle ilgili, gökyüzüyle ilgili falan filan ama o selfie noktasında hakikaten şu an ben de merak ediyorum. Bir gidelim şöyle göl kenarında turumuza devam edelim. ...8 Haziran tarihinde
geldik buraya ve Bursa'da muazzam bir sıcak vardı gelmeden önce. Hatta üstümüze bir şey alsak mı almasak mı diye konuşurken gerek ne gerek var? Cayır cayır yanıyor ortalık. Burası dedik en fazla 1-2 derece serin olabilir. Değil, öyle değil. Baya baya bir serin. Hah, selfie noktası galiba şurası. Şurada bir köprü var. Ha, bu eğer selfie noktası dedikleri burasıysa ki galiba değil ama bir bakalım. Bolca Armut'a benzer bir şey yapmaya çalışılmış. Ama değil, yok. Buranın başka bir amacı var. Burası selfie noktası değil. Burası ya balıklarla alakalı. Bilemiyorum artık. Neyse, biz selfie noktasını arıyoruz şu an. Düzenleme güzel. Baraklı göletinde. Ki en son geldiğimizde de bir çalışmalar vardı. Hatta o zaman da inşallah hani güzel olur falan filan diye düşünüyorduk. Ve fakat güzel olmuş yani, kullanışlı, temiz, gayet ilgililer. Evet, selfie noktasına doğru bir ok var. Israrla selfie noktasını arıyoruz. Şuradan yukarı doğru çıkacağız. Ha, ben biliyorum orasını. Biz Kadir'le hatta oradan görüntü falan çekmişliğimiz vardı. Şimdi buradan biraz çıkacağız yukarı doğru. Bu arada çok sakin bugün. Şöyle hatta bakın göstereyim. Tam böyle kamp yapmak için en uygun zamanı bulduk diyebilirim. Bir topu şu an tabii piknik yapanlar var ama totalde 4 çadır saydık az önce. Gayet rahat, gayet güzel bir gün. Evet, selfie noktasına gidiyoruz. Uzun bir yürüyüş sonrası selfie noktasına doğru çıkışı tamamladım. Buradan bakınız. Şu an tam selfie noktasındayım ama dikkat etmekte fayda var. Düşmemek lazım. Hop. Buraya gelip selfie çekiyoruz. Instagram'a yüklüyoruz. Sosyal medyaya yüklüyoruz. Tabii buradan yine dikkat etmek lazım. Aşağıda düşmemek lazım. Evet, karşımızda Uludağ'ın güzelliği ve tabii ki Baraklı Göleti'nin harika manzarası. Gölet etrafında tura devam ediyoruz. Burada evet bayağı bayağı bir çalışma yapmışlar bizim gelmediğimiz yılları düşündüğümüzde. Yılları diyorum çünkü o videoda ben bayağı bir havalı konuşmuşum her yıl mutlaka geliyoruz diye. Bir baktım 4 yıl geçmiş üzerinden gelmeyeli. Burada mesela korkuluklar falan yapmışlar. Hakikaten bayağı çalışmışlar. Mesela çevre düzenlemesi hakikaten güzel. Pek çok yerde mesela biz hep şey konusunda uyarırdık, hani çöp torbası getirin yanınızda. Aman çevremizi temiz tutalım falan filan diye. Bir, kesinlikle çevremizi temiz tutma konusunda her yere uyarılar var. İkincisi, pek çok yere de çöp poşeti asıyor arkadaşlar. Ve bunun dışında tabii yine çöp kovaları var. Bu arada çok rüzgarlı bir gün. Bilmiyorum şu an sesim nasıl. Gerçi hani rüzgar önleyici kullanıyoruz ama umuyorum ses bozulmuyordur. Çok rüzgarlı bir güne denk geldik. Biraz o konuda yanıldık. Çünkü Bursa merkezde hava bayağı bir sıcaktı. Burasıyla çok fark ediyor. Hem sağa sola konan banklar hem de evet en çok sorulan şeylerden bir tanesi, ateş yakılıyor mu, mangal yapılıyor mu diye. Şimdi az önce tabelada vardı zaten, piknik alanı dışında yakmak tabii ki yasak, o ayrı. Piknik alanı içinde de bakın böyle böyle yerler var. Hem ateş yakmak için hem de
mangal yapmak için yerler. Gayet güzel, gayet başarılı olmuş. Bunun dışında hani ateş yakmak serbest mi derseniz, yakılmamasını tabii ki öneriyoruz her zaman. Dikkat edilmesi gerekiyor. Ama az önceki uyarıda dediği durum, piknik alanı dışında yasak sadece. Piknik alanı ile ilgili herhangi bir uyarıda bulunmamışlar. Zaten etrafa baktığımız zaman yakılmış olduğunu da görüyoruz. Burada bir tane de çocuk parkı da var. Onu yapmışlar. O enteresan geldi bana. Evet, şu az ileride çocuk parkını sizler de görüyorsunuz. Bu arada şunu da hemen söyleyelim. Önceden tek noktada tuvalet vardı. Sonra hatta bir tanesini yapılırken görmüştük. Fakat artık 3 farklı noktada da tuvalet var. Buranın en büyük eksiğiydi o. Ve çok bakımsızdı tuvalet açısı. En azından sayının arttırıldığını görmek mutlu ediyor. İşte onlardan bir tanesi. Evet, göl etrafındaki turumuzu tamamladık arkadaşlar. Dediğimiz gibi hani çok fazla levha var, uyarı levhası. Bunlar tabii ki güzel şeyler. Çadırı her tarafa kurabiliyorsunuz yine. Yani gölün etrafında uygun gördüğünüz bir yere kurabiliyorsunuz. Bugün dediğimiz gibi bizim şansımıza çok az gelen var. Onun dışında burada yine çadır alanı diye de öneride bulunmuşlar. Yani tabela asmışlar. Çok güzel kuş yuvaları yapmışlar etrafa. Hakikaten emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Bayağı güzel. Hani bir önce gelişimizden daha güzel bir baraklı ile karşı karşıyayız. Bir aradan sonra geldiğimiz Baraklı Göleti'ne artık veda etme vaktimiz geldi. Vallahi çok keyifli bir kamptı. O zaman da yine iyi olduğunu söylemiştik, sevdiğimizi söylemiştik. Evet, Baraklı'da değişen bir şey yok. Baraklı'da gelişen şeyler var hatta. Yani mutlaka gelmeniz, görmeniz gerekiyor. En azından bu civarda oturanlar, bu civarda olanlar için söyleyelim sizlere. Yeni bir yerde görüşünceye dek şimdilik hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Herkese iyi günler. Thank you.